Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ben Ceylan Köseoğlu, haftanın raporuyla karşınızdayım. Savunma sanayinin dev ismi Meteksan bir ilke imza attı. Katar'a yerli silah ihraç etti. Yerli imkanlarla özgün olarak geliştirilen ULAK silahlı insansız deniz aracı bir ilke imza atarak Katar'la anlaşma imzaladı. Katar İçişleri Bakanlığı ile imzalanan sözleşme Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatı olma özelliğini taşıyor. Keşif, gözetleme ve üst koruma görevlerinde kullanılacak ULAK 400 km menzil ve saatte 70 km hız kapasitesine sahip. Sözleşme imzasına takiben teslim edilecek olan ULAK 12.7 mm otomatik silah sistemi, radar ve otonomi yazılımıyla donatılacak. Meteksan, insansız deniz araçları alanında farklı konfigürasyonların üretimine de devam edecek. Savunma sanayideki yerlilik oranı 2025'te ne kadar olacak? Türkiye savunma ve havacılık sanayi 2025'te ihracat, ciro ve istihdamda yeni rekorlar kırmayı hedefliyor. Bu hedefler Cumhurbaşkanlığı yıllık programına göre yerli sanayi yatırımları desteklenerek kuantum teknolojileri, yapay zeka ve otonom sistemler gibi alanlarda Ar-Ge çalışmaları teşvik edilecek. Sektörde eksik olan nitelikli insan kaynağı ihtiyacı içinse gençlere yönelik etkinlikler ve yetkinlik geliştirme programları düzenlenecek. Ayrıca savunma sanayinin yurt dışında tanıtımı için de fuarlara katılım sağlanacak. 2025 hedefleri doğrultusunda savunma ve havacılık ihracatının 7,3 milyar dolara, cironun 18,2 milyar dolara, istihdamınsa yaklaşık 109 bine çıkması bekleniyor. Amerika 14 Türk şirketini yaptırım listesine eklediğini açıkladı. Peki ama neden? Amerika, Rusya ile bağlantılı 14 Türk şirketi ve 9 kişiyi yaptırım listesine ekledi. Söz konusu yaptırımlar Türkiye, Hindistan ve Çin gibi ülkelerden yaklaşık 400 kişi ve kuruluşa yönelik olarak gerçekleştirilecek. Amerika Birleşik Devletleri, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları bu yaptırımların Rusya'nın savaş çabalarını destekleyen ürün ve hizmetler sağladığı gerekçesiyle uygulandığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi bu hamlenin Rusya'nın yaptırımlardan kaçmasını engelleme adına yapılan en koordineli adım. Yaptırımlar Rusya'nın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerdeki hedefleri de kapsıyor. Yetkili bu yaptırımlarla ilgili olarak bu hükümetlere ve özel sektöre ciddi bir mesaj var dedi. Türk İş'in açıkladığı verilere göre açlık sınırı 20 bin liranın üzerine çıktı. Yeni yıla neredeyse bir ay gibi az bir vakit kaldı. Milyonların gözü de kulağı da asgari ücrete yapılacak zamma kilitlendi. Asgari ücretin 17.002 lira olduğu 2024 yılının Ekim ayında yoksulluk sınırı asgari ücretin çok üzerine çıktı. Türk İş'in Ekim 2024 verilerine göre açlık sınırı 20.431 liraya, yoksulluk sınırı ise 66.553 liraya yükseldi. Yani asgari ücretle açlık sınırı arasındaki fark 3.430 lira oldu. Aynı ayda gıda fiyatları aylık %3,03, yıllıksa %49,31 oranında artış gösterdi. Örneğin Ankara'da 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık gıda harcaması 20.431,83 lira olurken bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 26.500 liraya çıktı. Efendim, sıradaki haberimiz yerli ve milli otomobilimiz TOGG'la ilgili. TOGG, Türkiye elektrikli otomobil pazarında birinci sıradaki yerini aldı. Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, 2024'ün 9 ayında 17.049 satış yaparak elektrikli otomobil pazarında %29 pazar payıyla birinci sıraya yerleşti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre %0,9 azalarak 849.892 olurken elektrikli araçlar toplam satışların %25,3'ünü oluşturdu. TOGG bu pazarda en yakın rakibine 10.022 adet fark atarak pazar liderliğini korudu. Eylül ayında yapılan 9.548 elektrikli araç satışıyla Tesla 2.475, TOGG 2.200, Mini ise 551 adette en çok satan markalar oldu.
TÜİK turizm verilerini açıkladı. Türkiye'nin turizm gelirinde %3,9 oranında artış görüldü. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılının Temmuz-Eylül dönemine ait turizm verilerini açıkladı. Türkiye'nin bu dönemdeki turizm geliri geçen yıla göre %3,9 artarak 23 milyar 219 milyon 751 bin dolar oldu. Bu gelirin %14,7'si yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından gelirken ziyaretçiler toplam harcamalarının 15 milyar dolarlık kısmını kişisel harcamalar, 8 milyar dolarlık kısmını ise paket turları için harcadı. Ziyaretçilerin en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla Türkiye'yi tercih ettiği görülürken, yurt dışında yaşayanlarsa çoğunlukla akraba ve arkadaş ziyareti için geldiler. Amerika'da onlarca kişinin zehirlenmesine neden olan ölümcül salgının nedeni ortaya çıktı. Günlerdir Amerika'da devam eden McDonald's'ın Quarter Pounder hamburgerlerindeki salgında çok sayıda kişi zehirlenirken bazı kişiler de ne yazık ki hayatını kaybetti. 90 kişinin hastalandığı, 20 kişinin de hastaneye kaldırıldığı ve Colorado'da yaşayan bir adamın hayatını kaybettiği salgının kaynağı günler sonra tespit edildi. Amerika sağlık yetkilileri McDonald's restoranlarında kullanılan doğranmış taze soğanları 90 kişinin hastalanmasına yol açan E. coli salgını olduğunu açıkladı. CDC, McDonald's'ın Quarter Pounder ve diğer menülerinde kullanılan soğanlar salgının muhtemel kaynağı dedi. Tyler Forbes'tan temin edilen soğanlar firma tarafından toplatılmaya başlandı. McDonald's ise bu soğanları menülerinden çıkararak salgınla bağlantılı olarak 12 eyaletteki restoranlarda bazı hamburgerler geçici olarak menüden kaldırıldı. Efendim, sıradaki haberimiz otomobil tutkunlarını yakından ilgilendiriyor. Xiaomi ezberleri bozan yeni aracını tanıttı. Xiaomi SU7 Ultra ile otomobil pazarında iddialı bir çıkış yapmayı hedefliyor. 114.190 dolarlık fiyatıyla yeni performans odaklı sedan modeli SU7 Ultra'yı tanıttı. Araç 1548 beygir gücü üreten 3 motor kombinasyonuyla dikkat çekmeyi başardı. Azami hızı saatte 350 km'yi bulan araç bu hızlanmasını 5,86 saniyede tamamlıyor. Araç 93,7 kWh kapasiteli bataryasıyla 600 kilometreden uzun bir menzilde sunuyor. Kısa sürede şarj olma özelliğine sahip olan araç %10'dan %80'e sadece 11 dakikada şarj oluyor. Aracın ön siparişleri şimdiden alınmaya başladı. Teslimatlarsa Mart 2025'te başlayacak. Efendim, haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.